Beyefendi, tekme atmıyorum. Sadece böyle paçaya bir dokundurma dokundum. Biz aynısını yaptığımızda tekme demiştin. Etme bulma dünyası. Erhan, yani Allah aşkına mübalağa, böyle yani inanılmaz hiçbir şey söylemeyeceğim. Resmen koltuğu sallamıştı. Son iki soruya cevap vereceğim efendim. Murat Candar, Murat Bey. Şükrü Kaya'nın öldürülmesinden kısaca bahsedebilir misiniz? Şükrü Kaya öldürülmedi ki. Öldürüldü mü? Tabii ki öldürülmedi. İntihar. Nasıl ve kim tarafından öldürüldü? Bu konuda çok muammalar dolaşmaktadır. İş artık oraya kadar geldiyse... O eceliyle öldü. O intihar eden Salih Bozok muydu? Kimdi? İntihara teşebbüs etti. Teşebbüs eden kimdi? Teşebbüs etti. Salih Bozok'tu değil mi? Rahmetli Muzaffer abinin babası. Ama teşebbüstür, intihara teşebbüstür. Efendim, İsmail Vedat Derinler'e... Şeyle mi karıştırdılar abi acaba, Namık Gedik'le? Yani intihar deniyor, aile öldürülmüş. Yani onunla da karıştırmış olabilirler. Ama evet. Şükrü Kaya'yla. İsmail Vedat Derinler'e soruyorlar. Sen cevap ver Erhan. Lozan'la ilgili açılmayan İngiliz ve Türk arşiv belgeleri olamaz mı? Vallahi olsaydı bu kadar sene sonra ortaya çıkardı herhalde. Yani 90 seneye yaklaştık yani. Hayır, bir de niye gizli bir şey yapılmaya ihtiyaç duyuyorsun, ben onu anlamıyorum. Yani neye saklanacak yani? Şimdi bir taraftan deniliyor ki Lozan bir zafer değil, hezimet. Bir taraftan da işte Lozan'ı kabul etmek için diyorlar bazı gizli şeyleri kabul ettiniz. Böyle bir şey olmaz yani, enteresan bir şey yani. Ne oldu? Bir söz vardır. Hamakat bir beladır, kim giriftar olmayan bilmez, anladın mı? Anlayan herhalde anlamıştır. Tekrar söyleyeyim. Hamakat bir beladır, kim giriftar olmayan bilmez. Evet efendim. Pelin Hanım'ın ısrarları üzerine bu akşamki programımıza... Sen bir dahakine Murat'a tekme at, daha çabuk biter. Murat'a bu arada... Attınız ya şimdi. Ya atmadım. Kırar. Hayır yani... burada gerçekten şey... imkansız istesem yok, de... Yok, kalkacaksın orada gidip vuracaksın. Yok. Efendim hayali aynı soru geliyor. Şu şeyi soruyorlar. Neyi nerede soruyor? O şey kitapçı broşür? Şurada. Efendim bu kitap, tekrar söyleyeyim, ikinci defa bu gece, bu Osmanoğlu ailesini gösteren kitap, mensuplarını gösteren kitap, bu efendim piyasada satılmıyor. Bu aile mensupları ve bazı dostları verilmek üzere hazırlanmıştır. Bulamazsınız, aramayın. Zaten bu baskı falan değil bu. Kapağı renkli fotokopi, içine fotokopi şeklinde. Hmm. 150-200 tane basılıyor, böyle dağıtılıyor. Aile üyelerine ve yakın dostlara vermek üzere. Bu piyasada yok mu? Hep bu kitapla ilgili soru geliyor çünkü. Efendim bu akşam Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü ele almaya çalıştık. Erhan Bey, üstadımız sağ olsunlar, ikinci Viyana kuşatmasında Kahlenberg mi neydi savaşın ismi? Kahlenberg. Muharebesindeki çamurdan 3 saat boyunca çıkamadığı için Türk ordusunun saplandığı çamurdan saat 1'de bitirdik. Bir türlü Cudiya Savaşı'na gelemedik, Sevr'e gelemedik. Sevr'e nasıl gelemedik? Sevr'e geldik bayağı da Lozan'a gelemedik. Erhan yüzünden. Tabii. Orada kalmasaydı Kahlenberg'de. Tabii. Yani size söyleyeyim mi? Kara Mustafa Paşa bile bu kadar sabit kadar olmamıştı orada. Mail atan millete didişeceğine didişmesen şimdiye kadar... Erhan, bu maillere cevap vermek lazım. Türkiye'de bu zihniyette insanlar var. Maalesef birileri o uydurma kitaplarıyla para kazanma uğruna bir nesle bu abuk subuk şeyleri öğrettiler. Yani bir kısmını da okumaya utanıyorum ben burada. Evet. Ne mailler geliyor tahmin edemezsin. Yani neler savaşmadan bir ülkenin başkenti işgalden nasıl kurtulur diyorlar. Abi program bitir yoksa yeni tekme geliyor. Yani şimdi şeye bak.
Türkiye bak, 2010'a kadar değil. Yeraltı kaynaklarına dokunmayacak diye bir madde varmış şeyde. O kadar madeni kim çıkarıyor? Efendim? O kadar madeni kim çıkarıyor şu anda? 2010'a kadar mıymış? 2010'a kadar. Bir sene bitiyor. Sene biz petrol zenginiyiz ya. Sizi soruyorlar efendim. Pelin Hanım hangi tür müzik dinlerler diyorlar. Klasik ve rock. Kimleri dinler diyorlar. Her şeyi dinlerim. Sadece country sevmem. Country dediğiniz ya, Amerikan yani şey banjo falan enteresan enstrümanlar ama country'den pek haz etmem. Onun haricindeki neredeyse her tür müziği dinlerim. Ekseriyetle klasik müzik ve rock. Sizin hiç haz etmediğiniz şeyler yani. Yani benim haz etmediğim adam rock. Rockları demem, gürültü gibi. Ben müziği daha böyle hoş bir atmosferdir. Yani kafayı insanın dinlendirmek için. Dinlendirmek. Pardon. Şey için. Sağ olasın. Neyle o cıstır cıstırlığa daha önce konuşmuştuk aman ya. Evet efendim. Yani o kadar çok soru geliyor ki yani programı kapatamıyorum o yüzden. Bilayrı yukarıda... Efendim belki... şimdi soruyorlar. Almanya Japonya savaşı kaybetmenin sonucu ABD'nin işgali altında kalmıştı. Dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmişlerdir. Halide Edip'in Amerikan mandacılığını kabul etseydik biz de aynı noktaya varabilir miydik? Japonya paylaşıldı mı, bölündü mü? Hayır. Bir, ikincisi... Şunu unutmayalım, Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasının ana sebeplerinden biri askeri harcamasının olmamasıdır. Tam tersi bir sonuç verdik ülkede aslında. Efendim? Bunları asker bulundurtmadılar fazla evet. Almanya'da, Japonya'da tam tersi bir sonuç verdi bu sefer. Ama şu da var, tabii o elektronik kafasıyla onlar ne silahlar yapmışlardır kim bilir. Büyük ihtimalle. Bir de o var. Efendim? Endonezya'da deprem olmuş. Tsunami. Gene mi? 7.3. İnanılmaz bir şey. Çok sallanıyor o taraf. Orada çok. Sevgili seyirciler evet. Çöküş konusunu tartışırken Pelin Hanım da çökmek üzere. Orada Erhan Bey'i de çökertmek üzere. Erhan Bey'in iddiasına göre tepkileriyle. Önümüzdeki hafta ne yapacağız? Hafta olsun. Türkiye'deki yarın Teketek Özel'de saat efendim 22'de saat akşam 10'da 22'de Fatih Altaylı ve bendenizle Teketek Özel'de çok önemli bir hukuk tarihçisi hocamız var, sen anlat istersen. Yani Mehmet Akif Aydın bugün Türkiye'deki en önemli hukuk tarihçilerinden birisidir. İyi bir bilim adamıdır. Aynı zamanda İslam Araştırma Merkezi'nin başkanı ki burası Türkiye'nin gurur kaynaklarından birisi olan İslam Ansiklopedisini çıkarmaktadır. Bu yani İslam tarihi, edebiyatı, coğrafyasını içeren bir ansiklopedidir. Ve Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden birisinin de başkanıdır. Yani aynı zamanda başkanlığı yapmaktadır. Çünkü Türkiye'de de artık çok iyi kurumlar var. Yani aradığınız kitabı bulan ve çok iyi bir kütüphaneciye hizmeti veren bir yerdir. Yani hem kütüphaneciler hem satın almadaki arkadaşlar İslam Ansiklopedisinin yani birçok yayını bize sunuyorlar. Yani 8.000 kitapla başladı. 200.000 kitap ulaştı şu anda burası. Yani bu Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Yani Akif Aydın'ı... İyi de hocayla biz kütüphaneyi konuşmayacağız mı? Hayır, o kütüphanede hukuk önemli bir merkez. Yani evet. Hoca anlatır onu da. Yani çünkü o da önemli bir şey. Yani araştırmacılar için bir merkez kurulmuş. Aynı zamanda İslam Osmanlı hukukunda uygulamalar nedir? Çok hukuk tartışılıyor ya herkesin hukuku kendine. Böyle bir şey var yani, mıdır evet. Yok mudur? Ondan sonra Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud'un hukuk tarihimizdeki yeri nedir? Bunları hoca çok iyi bilir. Bunlara konuşursunuz evet. Yarın. Hatta şeyi de konuşacağız. Roma. Roma hukuku. Hukuku dersleri tartışmasını da konuşacağız. Evet.